ben devrin imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim çok etkilendim. Ee, i̇lk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ve tövbe almak istiyorum. Ben Yeni tam oldum hocam size. Ben 50 yaşına, 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşma dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı sevmeyen bir insanım. Caminin kapısından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, 7 vakit namazda kılıyorum. Ee, işte Eski sizi ki huzur buluyoruz. Ben size hiç sıkıntılı zamanda şimdi Çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki. Teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. akşamlar değerli izleyenler. Yepyeni bir Heran Kur'an, Heran Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcapar Boran'la birlikteyiz inşallah. Muhterem hocam hürmetli hasretli mübarek ellerinizden öpüyoruz sizi çok ama çok seviyoruz. Nasılsınız muhterem hocam? Hamd eder şükür ederiz Rabbimize bizler iyiyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Allah'a hamd ve olsun inşallah muhterem hocam. Uygun görürseniz bugünkü konumuz cimrilik ve cömertlik. İnşallah. Mevlana Hazretleri cömertlik cömertlikte akarsu gibi olun buyuruyor. Cömertlik ne demektir? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu puanında bizleri bir araya getirdi. Cimrilik nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Cömertlik de ruhumuzun hasretlerinden bir tanesidir. O zaman bu şartlar altında allah Teala'nın bize bahşettiği imkanları yine Allah için kullanmak cömertli ifade ediyor. Mülkün ve her şeyin sahibi Allah'tır. Ama Allah buyuruyor ki, Ey insanoğlu her şeyi senin için yarattım ama seni kendim için yarattım. Öyleyse eğer biz Allah içinsek ve Allah dışımızdaki bütün insanlara davranmamızı kendisi için kabul ediyorsa o zaman cömertlik Allah'ın bize bahşettiği her imkanı dışımızdaki insanlar için, insanlara Allah için kullanmaktır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhtemelen hocam. Allahu Teala her zaman veren el olmamızı mı ister? Kesinlikle Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki veren el alan elden kesinlikle üstündür. Hatta Nevi'l Sultanı Peygamber Efendimizden ulaşan bir hadis cömertlik öyle bir ağaçtır ki kökü cennette dalları sarmıştır bütün dünyayı. Ama cimrilik de öyle bir ağaçtır ki kökü dünyada dalları cehennemi sarmıştır. Öyleyse günümüzde çağımız hidayet çağı, hidayet çağının alameti farikası, hidayet Mehdi Aleyhisselam'la alakalı olan güzellikler ihtiva ediyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri, korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olacak. İşte cahil, olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hevasına tabi olduğu için onun afetlerinden bir tanesi de cimriliktir. Ve bu insanlar her an korku içinde yaşıyorlar. Çünkü etraflarına yani siz etrafınıza vermediğiniz etrafınızdaki insanlar sizin dostlarınız olmadığı takdirde devamlı onlardan gelebilecek tehlikeyi görürsünüz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ekonomik açıdan insanları geminin kameralarında yolculuk yapan kişilere benzetmişler. En üst kameradakiler, orta kameradakiler ve en alt kameradakiler. En üst kameradakiler zenginleri, orta kameradakiler orta sınıfı, en alt kameradakiler de ihtiyaç sahibi fakirleri temsil ediyor. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki en alttakilerin suya ihtiyacı olduğu zaman doğal olarak üsttekilerin o suyu aktarması lazım. Ama ayar vermedikleri takdirde hayatta kalabilmek için en alttakiler gemiyi dereceklerdir. O zaman gemiyi denmeleri halinde hepsi birden batacaktır. Neyse sosyal hayatta insanla toplum birbirinden ayrılmaz bir bütünü ifade ediyor. Bana ne diyemezsiniz. Çevrenizdeki insanlarla meşgul olmak, onların da hayatının kolaylıkla en güzelle ulaşması istikametinde sorumlu olduğumuzu kesinlikle bilmemiz lazım. Eğer bu sorumluluğun içerisinde kişi idrak ve idraki açıksa o zaman daima veren eldir. Siz insanlara verirseniz Allah da size verir. Siz insanlara bir birim verirseniz Allah da size bir birim verir ama Allah'ın sizin birinizle Allah'ın biri çok farklı. Allah'ın biri sizin birinizin belki bin katı kadar ise daim allah Teala Allah yolunda veren birisi olmamızı istiyor. Veren el aldan elinden üstündür olayı kesinlikle bunun işaretidir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhtem Hocam. Sahip olduğumuz şeyler veren el olmak için yeterli midir? Evet. allah Teala daha fazlasını istemiyor. Yani her zaman Efendimiz sohbetlerinde şöyle buyuruyor. İnsanlar var ki hayal kurarlar. İşte zengin olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım, böyle yapardım diye. Halbuki allah Teala buyuruyor ki sizin öyle zengin olmanız o şekildeki para harcamanız değil. Elinizdeki imkanlar neyi gerektiriyorsa onu sadece Allah için kullanmanızı allah Teala istiyor. Üstünlük takva iledir ve güzel bir söz sadakadır. Öyleyse eğer olay buysa yapmamız gereken Resulullah'ın sünnetine uygun olan bir başı okşamak, bir kişine güzel söz söylemek kesinlikle bizi asli hedefe ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Cimri olan bir insan sahip olduğu şeyleri yeterli görmeyecek midir? Cimri olan bir insan sahip olduğu şeyleri yeterli görmeyecektir. Neden? Çünkü nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de hırstır. Kinme nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, cimrinin hemen akabinde öfke ve isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet. O zaman cimrilikle hırs ve şehveti yan yana koyacak ve açıklayacak olursak neyle karşılaşıyoruz? Hırs afeti bir insanda hüküm ferma ise sahip olduğu hiçbir şey yeterli görmeyecektir. Siz ona bir dünya verseniz mutlaka o dünyanın ötesine geçip başka bir gezegen arayacaktır. Siz ona iki dünya verseniz o üçüncüsünü aramaya devam edecektir. Kısacası sahip olduklarını asla asla yeterli görmeyecektir. Hırs afeti insanı bu felakete sürüklüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu sebeple hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Dikkatle bakın cennet onlara teslim edilmişti iki kişiye. Adem babamız ve eşine buyurun cennette dilediğiniz yerden yiyin için ortalıkta kimse de yoktu. Ama şeytan devreye girmek suretiyle onları belki başka arayışlara sürükledi ve yeterli görmeyip Allah Resulü de diyor ki hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Öyleyse hırs afeti bir hüküm insanda hüküm vermeyse sahip olduğu hiçbir şey yeterli görmeyecektir. Cimriliği beyan eden iki tane ayet-i kerimeyi hemen göz önüne almak istiyoruz inşallah. Bu Muhammed 38 ve İsra 100. İsra 100'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Eğer biz Allah katındaki hazineleri insanlara teslim etseydik biter korkusuyla cimrilik ederlerdi. Halbuki Allah katındaki hazineler sonsuz. Yani sonsuzun bitmesi imkanı yok ama bir cimri bu korkuya sebep oluyor. Eğer siz Rabbinizin rahmet hazinelerini malik sahip olsaydınız o zaman infak harcan tüketecek korkusuyla cimrilik ederdiniz. Yani hemen korku devreye giriyor. Çünkü nefsiyle davranıyor. Onun için cahil, cimri, korkak olan birisi. Cahil kimdir? Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen birisi. Cimri kimdir? Kesinlikle Allah yolunda dışındaki insanlara hiçbir şey koklatmayan kişi. Böyle bir insan korkak mıdır? Evet, etrafındaki insanları hep kendisinin aleyhinde zanneder. Muhammed Suresi'nin 30. ayet 38. Ayet kerimeye baktığımız zaman da görüyoruz. Siz işte böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Kim cimrilik yaparsa o takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Allah ganidir. Sizler fakirlersiniz. Allahu ganiyun ve entumul fukara. Allah'u gani ve entumul fukara. Yani Allah ganidir ama sizler fakirlersiniz. Eğer yüz çevirirseniz, değiştirirseniz Allah Teala sizin yerinize başka kişileri getirir. Şimdi çok manidar bir mesaj Allah Teala bize veriyor. Cimrilik eden kendi nefsi için cimrilik eder. Ne demek oluyor? Yani kendisine vermi, vermek istemiyor. Çünkü verseydi bir başkasına kendisi bir birim olarak verecekti. Ama onun karşılığını kim verecekti? Allah. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir? Halık bilir. Siz karşı tarafa bir birim iyilik yapıyorsunuz. Tamam. Allah Teala onun yerini hemen dolduruyor ama o Allah'ça dolduruyor. Siz bir birim, Allah da bir birim ama Allah'ın bir birimi sizin bir biriminizin bin katı kadar. Dolayısıyla eğer siz o bir birimi başkasından esirgerseniz, vermezseniz aslında siz kendinize neyi yasaklamış oluyorsunuz? Allah'ın size vereceği bini yasaklamış oluyorsunuz. Dolayısıyla cimrilik eden kendi aleyhine cimrilik ediyor. Allah razı olsun. Allah sana razı olsun muhterem hocam. Nefs için dünya malı çok önemlidir. Şeytan bu konuda insanların nasıl kandırır? Şeytan hep insanlara insanlara dünyaya tapmamızı, mal biriktirmemizi kesinlikle istiyor ve el malu vel benun hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Bir tarafta mal ve çocuklar var. Bir tarafta Allah'ın katında baki olan salih amel var. Tercihi Allah Teala bize bakıyor, bırakıyorum. Eğer Ali İmran 14'te, Yunus 7-8'de zikredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenden birisi isek, dünya hayatını tercih etmiş oluruz. O zaman da kesinlikle Allah'ın temel emrini yerine getirmemiş oluruz. Allah'ın temel emrine Allah'a ulaşmayı kalben dilemek. Kişi dilemiyorsa bunun manası kalbinde dünya hayatı var. O kişi dünya hayatından razı. O zaman dünya hayatından razı olanlara allah Teala dünyayı veriyor ama ahirette nasibi yok ve bu dünyada da sadece dar bir geçim içerisinde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bizden istediği, yapmamızı istediği emirler, itaat etmemizi istediği emirler, uymamızı istediği yasakların hepsi bizim için. Bizim için, bizim için. allah Teala buyuruyor ki, ey insanlar siz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, direnk ki sizi hidayete erdireyim. E şimdi hemen buradan hareketle Allah bizden hidayeti dilememizi istiyor. E dilersek kim için dileriz? Kendimiz için çünkü hidayeti dilediğimiz an Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Ve sanki biz ulaşmışız gibi de üç tane cennet dünya saharetinin yarısını allah Teala bize veriyor. O zaman hidayeti dilemeyen kişi kime? Cimrilik ediyor kendisine karşı. Çünkü ulaşmayı dilememekle, hidayeti dilememekle üç tane cennetten kendisini mahrum ediyor, dünya saadetin yarısından da kendisini mahrum ediyor. Halbuki eğer Allah'ın emrine itaat etseydi, üç tane cennet, dünya saadetin yarısı onun olacaktı. Yani cimrilik eden aslında kendi, kime cimrilik ediyor? Kendisine cimrilik ediyor. Yine Al-Imran suresinin 14. ayet-i kerimesinde, Allah katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. E Allah'ın zatına ulaşmayı dileseydi, ki bu bir dilek o zaman, kim bu mükafatın sahibi olacaktı ulaşmanın mükafatının? Kendisi. Dolayısıyla iyilik yapan kendisine yapıyor. Kötülük yapan kendisine yapıyor. İyilik yap denizat. Hep insanları biz görüyoruz. Balık bilmese kim bilir? Kalik de bilir. karşını allah Teala bize mutlaka verir. Allah razı olsun. Allah sen razı olsun Muhtemel hocam. Cimri olan kişi başkalarına da bunu mu tavsiye edecektir? Evet gerçekten de Nisa 37'de, hadit 24'te ve Mahun 3'te hep insanlara cimrilik telkin ediliyor. Mesela bunlar münafıkların vasıflarıdır. Ellezîn yebhulûne ve yâmûnne nâse bil buhli. Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği söylerler, emrederler. Yektumûne ma atâmullâhu min fadli? Ne yapmış olar cimrilik edenler? Allah'ın fazlından onlara verdiklerini geziyorlar, ketme diyorlar. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara cimriliği de emrederler. Cimrilik eden kişi nefsine tabi olan kişidir. Nefsine tabi olan kişi başkasının nefsine tabi olmasını emrediyor. Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler. Yani o malı ona veren kim? O malı ona veren allah Teala. Ama vermemekle gizlemiş oluyor. Allah-u Teala da öyle kişiler için alçaltıcı bir hazap hazırladığını ifade ediyor. Hadit 24'e bakalım şimdi. Hadid Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. Yine bir kere daha. اَلَّذ۪ينَ يَبْخُلُونَ وَيَمْنَ النَّاسَ buhli. İsa 37 ile Hadid 24 aynı manada. Men tevellev kim yüz çevirirse fennallaha huval ganiyul hamid. Allah zengindir, hamittir, sizin verdiklerinize ihtiyacı yoktur. Maun suresinin 3. ayet kelimesinde cimrilik edenlerin dini yalanlayanlar olduğunu ifade ediyor. Evet gerçekten Maun 3'te miskinin ve yetimin hakkını vermiyor. Miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmiyor. Böyle olunca da Allah Teala'dan da o kişi alamıyor. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Malını gösteriş istikametinde dağıtan kişi cömert sayılabilir mi? Malı gösteriş istikametinde dağıtan kişi asla cömert sayılamaz. Müsriftir o. O sebeple allah Teala Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'de belki günümüz itibariyle önemli bir konu olan ekonominin dört mikrobundan, dördünden de kurtulmak, panzehiri yani ekonominin dört tane virüsü var. Birisi hırsızlık, ikincisi rüşvet, üçüncüsü faiz, dördüncüsü israf. Bu dört virüsten ekonominin kurtulması, birincisi kesinlikle neyledir? İstisnasız zekatla. İkincisi birle, üçüncüsü işsizlere iş sahası açmak yatırımla, dördüncüsü de ihtiyaçtan fazlasını verilmesiyle. Öyleyse virüsler var ama o virüsleri yok edecek olan, elimizde ve Allah'ın verdiği imkanlar da var. Eğer biz ait olduğu seviyede kullanırsak o zaman hedefimize ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla malını gösteriş istikametinde dağıtan bir insan tam tersi cömert değil, virüslerden bir tanesini teşkil ediyor. Nedir o? İsraf ediyor. Mesela bir kişinin kazancı diyelim ki 10 bin TL. Ama ailevi ihtiyaçları 5 bin TL ile karşılanabiliyor. Eğer kendisi ayda 10 bin TL harcıyorsa bunun 5 bin TL'si israf. O zaman başkasının hakkını gasp etmiş ve dağıtmış oluyor. Kimin uğrunda? Nefsin kendi arzu ve istekleri doğrusunda kullanıyor. Dolayısıyla allah Teala kübere ve saadetlerden bahsederken onlar müsriflerdi diyor. İsraf edenler. Firavun bir israf eden kişi olarak Kur'an-ı Kerim'i tanıtıyor. Nisa 38 Alimran 117'ye bakalım inşallah. İsa 38'de ne var? وَالَّذِينَ اُنْفِقُونَ اَمْوَالَمْ رِيَا النَّاسِ Onlar mallarını insanlara gösteriş için kullanırlar. La يُمُنُ بِاللّٰهِ وَيَوْمُ الْاَخِرِ Onlar Allah'a ve iman etmezler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, ruhunu dünya hayatında Allah'a ulaştırmayan kişi. مَنْ يَكُنُنْ شَيْتَانُ لَهُ فَهُوَ قَرِينَ Öyleyse Buradaki kişi ne yapmıştır? Şeytana tabidir. Şeytana tabi olanlar mallarını gösteriş için harcayanlardır. Alimran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Meselu ma yunfikune fi hazil hayati dünya ke Onların kafirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu kendilerine zulmeden Allah'ın emirleri ve neylerine itaat etmeyerek Devamlı derece kaybeden bir kavmin kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarını isabet ederek böylece helak ettiği ekinin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine, kendilerine zulmediyorlar. Öyleyse ikisi bir olmaz. Birisi israf yolunda insanlara gösteriş olarak kullanıyorsa o kendisi için bunu yapıyor. Diğeri ise Allah için yapıyor. Öyleyse cömertlik, Allah için elinizdeki imkanların bir başkasına Allah için sunulmasıdır. Ama cimrilikle para harcayanlar kendi nefslerini için bunu kullanıyorlar. insanlara gösteriş olsun diye. Belki bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylemiş olduğu bir hadis var. Kıyamet gününde allah Teala ey ilim sahibi Ben sana ilim verdim sen ne yaptın? Tabii ki ya Rabbim ilmi senin emrettiğin biçimde insanlara ulaştırdım. Allah Teala yalan söylüyorsun diyor. Çünkü sen insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tür ilmi insanlara verenler var. Birisi diliyle alim, kalbiyle cahil. İşte bunlar insanlara gösteriş için devamlı kullanırlar. Öbürü ise kesinlikle Allah için bu insanlara tebliğ ediyor, veriyor. Dolayısıyla ikisinin arasında çok büyük fark var. Geliyor allah Teala ben sana mal verdim ey kulum ne yaptın deyince okul da diyor ki Ya Rabbim ben senin için insanlara verdim. Hayır insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. O zaman bunun arkasında da bu kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen cahil birisi. Bu kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen cimri bir kişi. Ama harcıyor kendisi. Ben verdim diyor. Neyse Ve veriyorsa onun harcaması nedir? İsraf insanlara gösteriştim. Sonra ben sana sağlık verdim. Ey kulum ne, ne ile meşguldun? Ya Rabbim ben senin yolunda şehit oldum. Min Allah Teala yalan söylüyorsun. Çünkü sen insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Öyleyse bütün bunların hepsinin karşılığı ne var? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, ruhunu Allah'a teslim etmeyen insanların özellikleri var. Bunlar insanlara gösteriş olarak yapıyorlar. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhtehem hocam. Cimri olmak ile tutumlu insan olmak arasında fark var mıdır? E tutumlu olan insan malını israf etmeyen yani cimri olan insan tutumlu olan insan aynı değil. Tutumlu olan insan malını har vurup harman savurmayan, insanlara gösteriş istikametinde israf etmeyen kişidir. Cimri ise tam tersi öyle de olsa kesinlikle vermek istemeyen. allah Teala gerçekten Furkan 67'de iki şeyi bize söylüyor. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> اِنْفَقُوا lem yusrufu ve lem yaktiru. Onlar ifak ettikleri zaman israf etmezler. Bu işin en üst boyutu ve kısmazlar en alt boyutu. Kısmazlar, cimrilik etmezler. Cimri kimdir? Zekatını vermeyen kişi. İsraf eden kişi kimdir? İhtiyaçtan fazlasını vermeyen. Öyleyse bu işin en üst noktadaki boyutu ihtiyaçtan fazlasını vermek, Sosyal adalet eşitliğin has olması en alt boyutunda da mutlaka kişinin zekatını vermesi. Eğer kişi zekatını vermezse hırsızlıkla muhatap olur. Eğer kişi birini vermezse rüşvetle karşı karşıya gelebilir. Eğer kişi yatırımları gerçekleştirmese faizle karşı karşıya gelir. Faizle muhatap olur. Halbuki faizi Allah kılmıştır. Eğer kişi ihtiyaçtan fazlasını vermezse o zaman da kesinlikle israftan kendisini kurtaramaz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Cimrilik afetini sadece mal açısından mı düşünmeliyiz? Hayır tam tersi. Kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanları felaket sürekli üç şeyden bir tanesi hevaya tabi olmak. İkincisi cimrilik. Üçüncüsü de nedir? Kendisini beğenmek. Öyleyse hevaya tabi olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Diğeri de kimdir? Cimrilik, şey ikincisi cimrilik. Üçüncüsü kendini beğenmek. İkincisi mürşidine tabi olmayan kişidir. Çünkü allah Teala'nın zekat kat vermesi sizin de başka insanlara vermenizi gerektiriyor. Üçüncüsü ise kendini beğenmek. Yani böbürlenmek. Bu üç şeyde negatif şartları belirliyor. Dolayısıyla nedir? Bir başkasını mutlu etmekte de cimri olabilirsin. Asık suratlı bir insan her şeyini başkasından esirgen insandır. Halbuki sosyal hayata başka insanları mutlu etmek hepimizin vazifesi. Ama onlardan da onunla mutlu yaşamak da hakkımız. Öte yandan Allah'ın emirlerini yerine getirmek istikametinde kişi cimrilik edebilir. Yapmaz yani. Mesela allah Teala zikri çok zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılmış. Bunda bile kişi tutum şey edebilir yani ben yaptım bu kadar yeterli. Halbuki Allah içinse Allah için olmak her şeyimizi feda etmeyi gerektiriyor. Zamanımızı sahip olduklarımızı Hayatımızı, her şeyimizi Allah için vermek bizi en güzele ulaştıracaktır. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun Muhterem hocam. Cimriliğin yerini cömertliğin alması için ne yapılmalıdır? Çok basit bir tek sebep kalben ulaşmayı dileyecek ve Allah'ın kendisi için tane müşride tabi olacak. Neden? Çünkü kalben ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişiyi zekat verir hale getirecek kalbin ulaşmayı dilediği an, Allah Teala o kişiyi bir verir hale getirecek. Kalbin ulaşmayı dilediği an, Allah Teala o kişiye işsizleri iş sahası açma imkanını verecek. Çünkü bunlar Allah'ın garantisinde. Sadece bir dilek geri kalanı kesinlikle Allah gerçekleştiriyor. Allah bizi zekat verir hale getiriyor. Allah bizi biri verir hale getiriyor. Allah bizi işsizlere iş sahası açma imkanını sağlıyor. Allah'ın garantisinde. O zaman böyle bir insanın cimrilikten kurtulması kolay mı zor mu? Kesinlikle çok kolay. Neden öyle diyoruz? Cimrilikten mesela bu 19 tane negatif şey şöyle söyleyeyim. Kin nefretten kurtulmak bir dilektir. Küfürden kurtulmak bir dilektir. Yalandan kurtulmak bir dilektir. Zulümden kurtulmak bir dilektir. Hasetten kurtulmak. Yani her şey bir dilek midir? Evet. Çünkü o dileği dilediğiniz an geri kalan o 19 afet üzerindeki kontrolü Allah Allah size sağlıyor. Sizin nefsinizi yüzde 51 oranda nurlandırıyor. Geri kalan o afetlerin 19 tane afetin şiddeti yüzde 49. O zaman bunun manası ne? Evet. Cimrilik sizi kontrol altına aldığı bir dönemde siz kalbin ulaşmayı dilediğiniz an Allah size teslim ediyor. Neyin teslim ediyor? Cömertliği cimriyle galebe edecek bir dizayn içerisinde size bunu teslim ediyor. Bunu kim yapıyor? allah Teala. O zaman ciminin yerin cömertini alması kolay mı zor mu? Niçin ne yapılması lazım? Kalbe ulaşmayı dilemek. Sab süresinin 10 11. ayet-i baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala Ya eyellezine amenu hal adillukum ala ticaretin tunjukum min elim. Sizi elin bir azaptan kurtaracak olan bir ticaret size haber vereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve Resulüne tabi olun. Sonra cihat tucaydu fi sebilillah bi ve ve Sonra Allah yolunda hem malınızla hem de nefsinizle cihat edin. Malımızla cihat etmek söylemiştim. Zekatı vermektir. Hırsızlıktan kendimizi korumak. Bir vermektir. Rüşvetten kendimizi korumak. işsizlere ishası açmaktır. Kesinlikle faizden kendimizi korumak vesaire. Çok basit. Bunlar hepsi kimin garantisinde gerçekleşiyor? Allah. Biz yapıyor gibi görünüyoruz ama allah Teala gerçekleştiriyor. Saf 10-11 bunu kesinlikle bize sağlıyor inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Uygun görürseniz izleyenlerimizin sorularına geçiyorum inşallah. İnşallah. İstanbul'dan Mine Hanım. Muhterem hocam Ali İmran 81'de kitap ve hikmet verdiği nebirleri şahit olun buyuruluyor. Bu ayeti kerimede ifade edilen nebilerin şahitliğini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bütün nebiler kendi dönemlerinde asaleten devrin imamlarıdır ve onlar bütün resuller üzerinde şahittir. Resuller de diğer bütün insanlar üzerine şahittir. Yani devrin imamları bütün insanlar üzerine ama resuller de kendi kavimler üzerine şahittir. İşte Haş suresinin 78. ayet gelmesi Bakın bakalım Allah Teala ne diyor Haş 78'de. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti, Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar Allah'a teslim olarak isimlendirdi. Bunda Kur'an-ı Kerim'de ve bu adet size verdi. Resul size şahit olsun. Siz de insanlara şahit olasınız diye. Resul size şahit olacak. Yani Resul kime şahit oluyor? Kavim Resullerine şahit oluyor. Kavim Resulleri kimin üzerine şahit oluyor? insanlar üzerine şahit oluyor. Böylece, öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. O sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. O zaman bir kere daha gelelim. Şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahitlerdenim. Allah herkesin üzerine şahit ama devrin imamları da diğer Resuller üzerine şahit. Resuller ve mürşitler kimin üzerine şahit? onlar da kendi kavimlerin üzerinde, insanlar üzerinde şahit. Yani şahut mertebesi yedi safanın hepsini ihtiva ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Elazığ'dan Sümeyye Hanım. Muhterem hocam, Emir Sultan Hazretleri eğer gönlün benimle olursa, Yemen'de olsan bile yanımdasın. <laughs> eğer gönlün benimle değilse yanımda olsan bile uzaktasın buyuruyor. Bu cümleyi mürşit ve mürit ilişkili, e, ilişkisinde sadakat ve teslimiyet olarak idrak edebilir miyiz? Mürşidimize yakın olduğumuzu nasıl anlarız? Bir daha tekrar eder misin? Eğer gönlüm benimle olursa... Kim bu sözü söylüyor? Emir Sultan Hazretleri. Evet. Eğer gönlüm benimle olursa Yemen'de olsan bile yanımdasın. Eğer gönlüm benimle değilse yanımda olsan bile uzaktasın. Ya şimdi gerçekten de sadık olan müminlerle sadık olmayanlar açısından baktığımız zaman kişi diliyle iman ediyor ama bu diliyle iman edenlerin münafıklar olduğunu söylüyor. Cehennemin en derin yerindedirler. Yani eğer kalbi Resul'le birlikte değilse ondan en uzak kişi. Ama kalbi Resul'le birlikteyse en yakın olan kişi o oluyor. Çünkü onunla beraberdir. Nitekim savaşta peygamber Efendimizle birlikte savaşa katılmayanlar kesinlikle bundan sonra seninle birlikte oluruz demelerine karşılık Allah Teala kalplerine bakıyor. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Neyse kalplerinde olmayanı diliyle söyleyen kişi Resul'e yakın olabilir mi? En uzak kişidir. Ama kalbiyle bunu söyleyen kişi Resul'e en yakın olan kişidir. allah Teala kalbe bakıyor. Allah'ın izniyle ve o kalp sadakatiyle mutlaka mürşitle beraber olmamızı istiyor. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde allah Teala bunu emrediyor. Ya yüvellezine amenu ittakullâhe ve kunnu ma'a Ey iman edenler takva sahibi olun ve kunnu Sadıklarla birlikte olun sadıklarla birlikte olmak mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Tabiyetini gerçekleştirmeyen kişi bunu yerine getirmiş olmuyor. Dolayısıyla kullarla arasında kimse giremez sözü burada bu ayet gereğince kesinlikle tamamen bir iftira olduğu ortaya çıkıyor. allah Teala tam tersini emrediyor. Ey iman edenler takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Yani onlara tabi olun ki en yakın insanlardan olun. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bursa'dan Mehmet Açıkalın. Muhterem hocam, Bakara 186, Rad 18, Şura 26 ayetlerini açıklar mısınız? Allah'ın duasına icabet ettiği insanlar kimlerdir? Bakara 186, Rad, Rad 18, Şura 26. Allah'ın duasına icabet ettiği kişiler Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir gerçekten de rahat 18 delil azin istecibuli Rabbimü Hüsna. Yani Allah'ın davetine icabet edenlere hüsna vardır. Hüsna nedir? Allah'ın zatına ulaşmak. Vallazine lem yestecibu lehu. Onun davetine icabet etmeyenler. Lev enne lehum ma cemian bir dünya onların olsa ve muslimun ma'ahu ve bir mi dünya daha onların olsa azaptan kurtulmak için fidye olarak verecekler ama asla kurtulamayacaklar. Rahat 18 bunu söylüyor. Şura 26'ya bakalım. Ve yestecibun ellezine aminu amilu salihat yeziduhum min fadlihi. Allah Teala amenu salih amel işleyenlerin davetine icabet ediyor ve fazlından arttırıyor. Ama kafirler için şiddetli bir azap var. Bakara 180'dan zaten açıkça ifade ediyor. Allah'ın davetine icabet edenlere Allah'ın yardımı ulaşıyor. Öyleyse kimin duasını Allah kabul ediyor? Allah'ın davetine icabet eden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin duasını Allah kabul ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bursa'dan Hüseyin Ermiş'imize ulaştırdığı görüntülü bir suali var inşallah. İnşallah. Selamun Aleyküm Rabatullahi Berekatü. Sevgiyle hasretle, hürmetle, bu mübarek kokan ellerinizden öpüyorum. Sevgili Cem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah uygun görürseniz sevgili Cem Hocam. Sorumu arz etmek istiyorum. Efendimiz'e, Rabbimize ve size daim olabilmek, bu yolda başarılı olabilmek için bize ne tavsiye edersiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm ve Sevgili kardeşlerim, Allah ve Resulü asıldır. Ben de sizin gibi aciz Efendimizin bir müridiyim. Daima başımızda devrin imamı muhterem Efendimizin ruhsuzhanesi var layık, <laughs> layık olacaksak, liyakatımızı arttıracaksak bu liyakat Allah ve Resulüne sadakatı, itaati en üst seviyede olmayı ifade eder. Kimdir Allah'a itaat eden kişi? Allah'ın temel emrini yerine getiren. allah Teala 12 tane ayet-i kerimede kesinlikle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılmış. İşte 12 tane ayet-i kerime. O zaman dön emrini, irci emrini yerine getirmeyen insan kesinlikle Allah'a isyan edendir. Ve o kişinin, isyan eden kişinin Allah katında pozitif liyakatı olmadığı gibi negatif istikamette devamlı kaybedenlerden birisi. Resul'e kişi Allah'ın davetine icabet etti, Allah'a ulaşmayı diledi. Ondan sonrası zaten Allah'a aittir. <laughs> Allah'ın verdiği söz <laughs> o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak. Ama Allah'ın bir kanunu var. O kanun ne? Sebep ve sonuç. Sonuç ruhumuzun Allah'a ulaşması teslimi ise bunun bir sebebi var. O sebep de mürşide tabiyettir. allah Teala kanunu bu şekilde dile getiriyor. Kesinlikle biliyoruz ki mürşide tabiyet yoksa ruhun hidayeti yok. Mürşide tabiyet yoksa fizik ucun hidayeti yok. Mürşide tabiyet yoksa nefsin hidayeti yok. Mürşide tabiyet yoksa iraden hidayeti yok. Ama Allah ulaşmayı dilemek yoksa da mürşide tabiyet yok. Yani allah Teala kanunları yedi safayı nurani, nurani rabıtalarla yani nurlarla birbirine bağlamış. Mesela nurani rabıtanın, nurani zincirin bir zincir diye ifade etmek gerekirse nurani zincirin birinci halkası Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bu halkayla bağlı olan diğer halka mürşide tabi olmak. Onunla bağlı olan bir başka halka ruhun teslimi. Ondan sonraki zincirin halkası fizik vücut teslimi. Ondan sonraki nefsin halkası nefsin teslimi. Ondan sonraki halka ihlas. Ondan sonraki iradenin teslimi. Yani bu nurani zincir yedi bakladan oluşuyor ve aralarında zerre kadar bir boşluk yok. Nurani rabıtalarla birbirine bağlı. O zaman ikinci halka mürşide tabiyeti dile getirecek olursak kim buna ulaşabilir? Birinci halkada yer alanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci halkada yer alanlar mürşide tabi olanlardır. Ve daha sonraki teslimlerini gerçekleştirebilenler ancak mürşide tabi olanlardır. Mürşide tabiyet yoksa ne ruhun teslimi, ne fizik teslimi, ne nefsin teslimi, ne ihlas, ne de İran'ın teslimi asla bunlar gerçekleşmez. Ne diyordu Muhterem Efendimiz? Ruhunuzu teslim edin. Fizik ucunu teslim edin. Nefsinizi teslim edin. İradenizi teslim edin. Ve eğer benim içinseniz o zaman başkaları için yaşamaya başlarsınız. İşte din bu. Ama bunun temeli ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyettir. O zaman Allah indinde en üst seviyedeki kanun liyakat ve mükafat kanunu liyakat ve mükafat kanunun iki tane esası var. Mürşidin himeti Allah'ın nusratı. Mürşidin himeti yoksa Allah'ın nüsratı da yok. Kişinin gayreti de olmaz. Pozitif istikamette. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz muhterem hocam izninizle iki sorum olacaktı. Birincisi inşallah ahir zaman alametlerini açıklar mısınız? On tane büyük alametten bahsediyor Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Bir ara mescitte camiye, şey, mescitte namaz kılmaya giderken mescitte bir grup sahabinin kendi aralarında konuştuklarını görüyor ve buyuruyor ki neden bahsediyorsunuz kıyametten? O zaman Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kasem ederim Allah'a on büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Ve sayıyor. Birincisi can fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü Dabetül Dördüncüsü Güneşin batıdan doğması. Beşincisi Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Ve diğer beş tane de doğal olaylar. Yani allah Teala'nın kudretinin tecellisi. Birçok şeyler var. Ama özellikle dikkatle bakın. Kıyametten önce mutlaka deccal fitnesi tahakkuk ediyor. Nedir deccal fitnesi? Deccal fitnesi gayet açık. İki ayet-i kerimede Tövbe 32 ve Saf suresinin 8. ayet-i Ne diyor allah Teala bu Tövbe 32'de? Yürüdüğüne en yutfu nurullahi bi efuayim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve Allahu ila en men nuru hukale ve kafirun. Ama Allah nurunu tamamlayacak kafirler istemese de. Öyleyse ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler ondal deccal temsil ediyorlar. Allah Resulü diyor ki asıl deccalden ziyade imam şeklindeki deccallerden korkuyorum. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde bunlar tağutun dostlarıdır diyor. Ve doğalaya baktığımız zaman iki ayet-i kerimede onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Öyleyse dev, Deccal fitnesi Allah'ın nurunu söndürmek isteyen tağutun dostlarından oluşuyor. Duham fitnesi nedir? Takip eden ayetler de onu söylüyor. Tövbe suresinin 33. ayet-i kerimesi, Saf suresinin 9. ayet-i kerimesinde de bu duham fitnesinin işaretleri veriliyor. Bu vallazi ersale rasulahu bil huda ve dinil hakki li sura ala dini ve law O müşrikler istemese de Allah Resulü'nü hidayetle ve hak dinle. Hidayetle ve hak dinle gönderendir. Yeni bütün safalarını açıklamak üzere. Öyleyse burada Allah'ın Resulü kime karşı bir mücadele veriyor? Duhan fitnesi. Duhan fitnesi Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerini okuduğu zaman Allah Resulü mahzun bir şekilde İlmin insanlardan alındığı zamandır diyor. Ey Allah'ın resulü biz Kur'an'ı çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatacak mı? Hayır diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Tekrar ediyorum. Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Duhan fitnesi mürşidin devreden çıkmasıyla tahakkuk eden bir olaydır. Deccal fitnesi de el yazması kitapların devreye girerek emaniyeyi insanlara din olarak yutturmasıdır. Dolayısıyla iki fitnede her tarafı sarıp sarlamaladığı bir dönemde hemen arkasından ne geliyor? Dabetulerz geliyor. Dabetulerz Nur TV allah Teala'nın tasarrufunda olan muhterem Efendimiz devrin imamı yerde konuşuyor ama yerde konuştukları sohbetler satellite ile gökten bütün insanlara ulaştırıyor ve insanlara diyor ki ey insanlar siz Allah'ın ayetlerine yakın sahibi değilsiniz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Çünkü mürşide tabi değilsiniz. Dini yaşamıyorsunuz diye allah Teala onun vasıta kılıyor ve dabetül erz Nur TV bütün bu hakikatleri insanlara anlatıyor. Güneşin batıdan doğması gerçekten de çok manidar bir olayla karşı karşıyayız. Aslında şu anda her inanç grubunun içerisinde bilmeden Kur'an'ı yaşayan, İslam'ı yaşayan birçok insanlar var. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Müslümanlar için bu dönemde konuşurken ne diyor? Buyuruyor ki bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi ve İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini alınacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. İslam'dan Müslümanların en uzak kişi olmasının arkasında ne var? Çok manidar bir cevap. Hemen söyleyelim. Buyuruyor ki bütün milletler İslam'ın başına üşüttükleri noktada sahabe sual soruyor. Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle hayır hubbü dünya ve kerihtü kümül Yani dünyayı sevmeleri, Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve ölümü kerih görmeleri mürşide tabi olmamaları. Öyleyse böylesi bir dönemde duhan fitnesinden bahsederken neden Müslümanlar en uzak kişiler? İşte bu özellikleri sebebiyle en çok şu anda dünyaya tapar hale gelenler, dünya sevgisi kalbinde olanlar, ne yazık ki bu dönemde Müslümanlar ve Allah Resulü diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Allah'a ulaşmayı ve ölümü kerih görmeleri sebebiyledir. O zaman doğal olarak diğer insanlar bu hidayet güneşinin nerede olacağı ifade ediyor. Batıdan dinler birleşecek mi? Evet. Dinlerdeki bütün unsurlar aynı din mensubu olduğumuzu ayetlerle hem Tevrat'tan hem İncil'den hem Kur'an-ı Kerim'den Mehdi Aleyhisselam ispat edecek mi? Evet. İspat edilmiş durumda. O zaman da böyle bir olayla dinler birleştiği zaman herkes aynı dinin mensubu olduğunu idrak edip dinini kutsal kitabında göre yaşadığı zaman bu olay güneşin doğmasıyla ifade ediliyor. Bu güneş mir güneşidir. İnşallah hidayet çağında bu gerçekleşecek. Daha sonra ne var? Daha sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi var. Evet gerçekten Mehdi Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'la dinler birleşecek. Mehdi Aleyhisselam bütün kutsal kitaplardaki yedi sabah dört teslimi ispat ediyor. Onun peşinden gelen yeryüzüne inecek. Allah-u Teala'nın vaat ettiği Hazreti İsa Aleyhisselam da aynı hakikatleri bir kere daha açıklayacak, ifade edecek ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ı berleyen unsur dünya üzerinde hiçbir akrabası olmayan ama kesinlikle Allah'ın katından gelen bir Resul olarak karşımıza çıkacak. O zaman bu beş tane büyük alamet bunlardan dördü gerçekleşti. Beşincisi Hz. İsa Aleyhisselam'ın eli kulağında diğer o doğal afetlerin de bir çoğu oldu inşallah. Allah razı olsun. Allah sana razı olsun muhtemelen hocam. İzleyicimizin ikinci suali inşallah. Tövbemizi bozan günahlar nelerdir? Tövbemizi bozan günahlar zikir azlığı, zikir mürşitten şüphe ve Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Üç tane ayet-i kerimede allah Teala bir evvela Allah'ın ayetlerinden şüphe yoktur. Bakara 2 Zalikel kitabu la raybefi hüdenlil muttakin İkinci şüphe kesinlikle Resul'den şüphe yok. Hücret 15'te müminler o kimselerdir ki izazı kürallahu ve cüret pardon müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler. Sum alem yertabı sonra asla şüpheye düşmediler. Üçüncü olarak Fusulet Suresinin 54. ayet-i Bunlar Allah'a ulaşmayı dinlemekten şüphe içindeler. Öyleyse tövbeyi bozan unsurlar bu şüphenin varlığı sebebiyle. Kişi mürşidinden şüphe ettiği zaman kesinlikle tövbesi bozuluyor. Devrin imamı ruhu onun üzerinden alınıyor. Kişi zikrini yapmadığı zaman aynı şekilde kişi Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ettiği zaman aynı sonuca ulaşıyor. Nasıl bizi tövbeye götüren kapı Allah'a ulaşma dileği ise mürşide tabiyetse ayetlerden kesinlikle ayetleri idrak etmekse aynı unsurlar bu sefer eğer şüphe olarak devreye girerse o zaman tövbemiz bozuluyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhtemelen hocam. İstanbul'dan Hüray Kazan'ın bize ulaştırdığı görüntülü bir suvarı var inşallah. İnşallah. Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili Cevbar Hocam. Mübarek ellerinden öper saygılar sunarım inşallah. Sevgili Cevbar Hocam. Ankebut 5 ile Şura 13'ü inşallah açıklar mısınız? Burada Ankebut 5'te allah Teala diyor ki allah Teala'nın tayin ettiği mutlaka o gün gelecektir. Sevgili Cabbar Hocam burada onu kendime ulaştıracağım diyor. Buradaki tayin ettiği gün ben şöyle düşündüm. iki aşamada bir tebliğe muhatap olduğu gün iki Allah'a ulaşmayı dilediği gün diye düşündüm. Doğru mu düşün, düşüneceğim inşallah. Ee, Açıklarsanız sevinirim. Selam eder ellerinden saygılar sunuyorum. Ya tabi burada hangi gün olduğundan ziyade gerçekten yevm din olarak ifade edilen kişinin mürşidine tabi olduğu gün. Ruhun Allah'a ulaşma gününde yevm ahirse o zaman ondan önceki muhteva kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an mutlaka onun vakti gelecek. Çünkü Allah o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Allah cephesinden o kesindir, mutlaktır. Allah mutlakiyeti ifade ediyor. Gerçekleşecek. Ama kul cephesinden bakıldığı zaman bu bir zaman dilimini içeriyor. İşte Muhterem Efendimizin ifade ettiği gibi bazıları için 3 ay, bazıları için 5 ay, bazıları için 7-8 ay, bazıları için 1,5 sene, bazıları için şu veya bazıları için bu yani. Ama o vakti o kişinin müktesebati iş yapısı bunu tayin ediyor. Fakat o kişi ömür sermayesi yeterse Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ankebut 5 bunu açıklıyor. Şura 13 şekilde onun da illet rabıtası içinde. O da aynı şeyi ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. İstanbul'dan Fatma Nur Hanım. Muhterem Hocam, Efendimizin sohbetini ve zikirlerini dinleyince içim huzurla doluyor ve her şeyi zikrederek ve huzurla yapıyorum. Ama dershanede telefonlar toplandığı için ders anında bazen zikretmeyi unuttuğumu fark ediyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Olsun, hatırladığın an derhal başta tekrar belki unutacaksın, tekrar başta vazgeçmeyeceksin. Hedeflerine ulaşanlar azimetlere yani azim sahibi olan insanlardır. Elbette belki de en güzel şey şu yenile yenile yenmesini öğreneceğiz. Bize zikri unutturan iblistir. Devreye başka olayları koymak suretiyle. Ama biz vazgeçmezsek sonuçta Allah'ın gelen yardımla Allah'tan aldığımız yardımla mutlaka ona galip geleceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vazgeçmeyeceksiniz. Tamam unutturdu başlayacaksınız. Bir daha unutturdu başlayacaksınız. Bir daha unutturdu başlayacaksınız. Daha unutturdu, başlayacaksınız. Vazgeçmeyeceksiniz ve mümkün olduğu kadar bunu hayat düsturu haline getireceksiniz. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz muhterem hocam sürekli aynı hatayı yapan kişi ruhsat mı kullanıyor? Ruhsat nedir açıklar mısınız? Ruhsat kişinin nefsinin bir arzusunu adeta ona bir pozitif kılıf gidirmek suretiyle kişinin hedefine ulaşması olayıdır. Mesele nedir? Diyelim ki kişi genellikle çok kardeşimiz bunda müracaat ediyor. Ben üç kere cezbeyle sordum. Bana allah Teala pozitif cevap verdi. Kim hakkında soruyor kardeşimiz? Diyelim ki yeni tövbe alan kardeşi, kız kardeşi tövbe almış. Ona diyor ki hiçbir şey söyle bakalım diyor. O da tabii onun olan isteği, kalbi, sevgisi sebebiyle soruyor. Her seferinde pozitif cevap veriyor. Bu bir ruhsat teşkil eder mi? edebilir ve allah Teala da o istikamette kendisine cevap verir. Ama eğer gerçekten ruhsatsız bir cevap almak istiyorsa mutlaka bir şeyde teyit ettirmek durumundadır. Ben sordum ama teyit ettirmem gerekiyor. O zaman Allah'ın Resulü sorduğunun gerçekten Rabbani olduğunu teyit edirse amenna ve sedekne. Ama değilse o zaman ruhsat yoluyla cevap almış oluyor o kişi. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz muhterem hocam, bir gün sünnet mevlidine çağırdılar gittim. Bayan hoca çağırmışlar. Hoca takvayı anlattı. Buraya gelirken ne kadar çok kıyafet giyerseniz o kadar çok sevap alırsınız. İşte bu takva elbisesi olur dedi. Ben de hangi ayet bu? bunu söylüyor dedim. 2 3 hadis gösterdi. Bu hadisler Kur'an'a uyuyor mu peki dedim. Zaten bu hadisler Kur'an'dan alınmış dedi. Gerginlik olmasın diye sustum. Acaba susmakla yanlış mı yaptım? Aslında sevgili kardeşim muhakkak ki sen Kur'an'dan olduğunu zannediyorsun. Ama ben bu Kur'an-ı Kerim'i inceledim ve gerçekten bu söylediğin hadisler pek Kur'an'a uymuyor. Takva elbisesi ayrıdır. Senin burada zahirde <laughs> giydiğin elbiseler ayrıdır. Takva elbisesi giyenler gerçekten takva elbisesi öyle bir zırhtır ki günah oradan içeri geçmez. Bu da ancak daimi zikirle kişinin aldabildiği bir mükafattır. Öyleyse sabahtan akşama kadar yüz tane çarşafın altına girsen dahi kalbin ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini günahtan kurtarabilir mi? İmkanı yoktur. Belki bunları söyledin tamam ama Allah Teala'ya dan talepte bunun ya Rabbim bir dahaki sefere böyle bir durumla karşılaşırsam bana Kur'an ayetleriyle cevap vermemi bana sağla. Kur'an ayetlerini ona göstermem, onu da bu konuda ikna etmem. Onun da onun kalbini kırmadan onu düzeltebilmem istikametinde bana yardım et. Sonuçta sevgili kardeşlerim, bizim başarımız Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardım olmadan hiçbirimizin hedefe ulaşması imkanı yoktur. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun Muhterem hocam. Bir izleyicimiz Muhterem hocam kendi çapımızda büyük hizmet yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın yardımını tam olarak hissedemiyoruz ve üzülüyoruz. Yanlışımız nerede ve ne yapmalıyız? E şimdi Allah'ın yardımı cemaatledir. O zaman Mümkün olduğu kadar bu yaptığınız hizmet neyse kardeşlerimizi faydalandırın. Allah'ın yardımı mürşidin nimetiyledir. O zaman işte başlarken onu da katın. Yani birçok unsurlar var allah Teala ifade ediyor. Öyleyse mesele nedir? Biz diyoruz ki gayretimiz, mürşidin nimeti Allah'ın yardımı. E eğer Allah'ın yardımı mürşidin nimetine bağlıysa, nimeti biz almadan yolumuzda hedeflere ulaşabilir miyiz? Ulaşsaydı mürşide tabi olmayan bir kişi bugün teslimlerini yapmış olacaktı. Böyle bir kişi Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gösterebilir misiniz? Mürşide tabi olmadan hakikaten yedi sabah dört teslimi yaşayan bir Allah'ın kunu gösterebilir misin? Yok. İşte her şeyin uğruna yaratıldığı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bile gel ey kardeş şimdi gidelim böyle nice aşıkların barını dele Cebrail delildir Ahmet'e bile. Bir kamil mürşide varmasan olmaz diyor Yunus. Yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin mürşidi bile Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse o olmadan olmaz. O zaman olmadan olmaz. Yaptığımız hizmetlerle hedefimiz ne olacak? Mürşidin himetini almak gayreti içinde olacağız. Biz eğer o konuda kendimiz unuturduk bak neler neler yapıyoruz ne gücümüz var diye o şekilde bir dizayn içindeysek o zaman tevazu sahibi değil, böbürlenen kendimize gün. Halbuki biz güveneceğimiz, sanacağımız Allah'tır. Güveneceğimiz, sanacağımız Allah'ın Resulüdür. Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Sahabeden bahsederken onlar Allah'a güvendiler. Onlar Resullerine güvendiler. Onlar ne keyfet ettiler. Siz de Allah'a güvenirseniz, siz de Resul'e güvenirseniz, siz de onlarından sonra, Osmanlı'dan sonra, yine bir asli hidayeti yaşarsınız diyor. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimiz. Muhterem hocam Ali İmran suresinin 82. ayetindeki fasıklar kimlerdir açıklayabilir misiniz? Ali İmran suresinin 82. ayet-i Mehdi Resul kimliğiyle ortaya çıktıktan sonra kesinlikle hayır değil diyen herkes bu fıskın içinde yer alıyor. Yetmez hidayete erdikten sonra Mehdi Resul'den ayrılanlar bunlar fıskın içinde yer alıyor. Fısk her fasık kafirdir ama her kafir de fasıktır. Yani 10 tane negatif özelliğin sahibi olan kişi de ortak özellik ne? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hemen görelim bakalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun 10 on tane negatif özelliğinden bahsedelim. O kişi ayetlerden gafildir. O kişi hüsrandadır ameli boşa gittiği için o kişi hüsranda olup gideceği yer cehennemdir. O kişi şirktedir, o kişi küfürdedir, o kişi delalettedir. O kişi şeytanın kulu ve dostudur. O kişi fasıktır aynı zamanda. Takva sahibi değildir, mumin değildir, hidayete değildir. Fasıktır. Yani yani kalbi kasiyet bağlayan bir kişidir. Mehdi Aleyhisselam döneminde kalbi kasiyet bağlayan kişi. Nereden biliyoruz kalbi kasiyet bağlayan kişi? Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Elem yenellezine amenu en antakşa kulubum li zikrillah ve hak. O amen olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? La yekunu kellezine utul kitabe min qabli. Fe talehum amad fe kulubuhum. Fe fasikun. fasıklardan oldular. Yani Mehdi Aleyhisselam döneminde hidayete erdikten sonra zikri bırakan, kalbi kasiyet bağlayan, şeytanın kendisine yaptıklarını güzel gösterdiği kişi o fasıktır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun Muhterem Hocam. Bize ulaşan çok sayıda dua talifleri var inşallah. Ve yine geldik bir programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz. allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka haram Kur'an, haram mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Evet.